Ülkemizde muhtemelen sizin de çevrenizde insanların çizimle en alakalı olduğu şey genellikle karikatür. Evvel zaman içinde ben bir çizer değilken çizime başlamadan önce ben de herkes gibi karikatür okurdum. Güler, eğlenir, iyi vakit geçirdim. Nasıl çizmişler, ne kadar uğraşmışlar diye de hiç düşünmezdim. Ama şimdi çizer oldum ve şu an karikatür ya da herhangi bir çizime baktığımda tek düşündüğüm şey bunu nasıl yapmış, ne kadar sürmüştür. Artık karikatürler benim için komik değil, eğlenceli değil, iyi vakit geçiremiyorum. Yok tabii ki öyle değil ama çizer olduktan sonra işin biraz daha teknik kısmını, verilen zamanı, emeği daha çok düşünür hale geliyorsunuz. Çizime başladıktan sonra karikatürlerin çok hayran olduğum bir yanı var. Bu bahsedeceğim çizim tarzı bizim ülkemizdeki bazı karikatürleri kapsamıyor. Onun için biraz açmak istiyorum. Daha önce de videolarımda bahsettiğim şu olay beni çok etkiler. Karikatür çizime baktığınız zaman anatomik olarak doğru değildir. O insan gerçekte böyle görünmez. Bazen renkler bile o adamın çizdiği referansa benzemez. O zaman nasıl oluyor da bakar bakmaz isimlerini biliyorum. Ebu Saruman, Ebu Johnny Depp, Ebu Obama, Ebu Freddie Mercury, Ebu Elon Musk, Ebu Squid Game'deki pislik, Ebu Hans Landa en sevdiğim Nazi, Ebu Köpek. Evet bu biraz tabi olmadı. Ben portre yaparken, realistik portre yaparken milimetrik ölçü hatası yapınca bambaşka bir insana dönüşüyor. Karikatürist anatomik olarak doğru olmayan bir çizim yapıyor. Ölçüleri kafasına göre oynatıyor, istediği yeri büyütüyor, istediği yeri küçültüyor. Ama portre o insana ait oluveriyor. Bu büyü gibi olay benim dikkatimi çekiyordu işte. What is this witchcraft man? Şimdi bu videoda gördüğünüz çizimler için öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu çizimlerin her biri için kendimi yaklaşık 15-20 dakika şeklinde kısıtladım. Bu çizimlerin amacı az önce anlattığım karikatüristlerin yaptığı şeye ulaşmak aslında ama tabii ki bu ilk çizimlerim olduğu için o sonuca ulaşamadım henüz. Yine de bu iyi bir başlangıç tabii ki. Ölçülerin tutması ve referansın aynı olması gerekmiyordu. Tam tersine amacım bu ölçüleri kırmaya ama yine de ortaya güzel bir resim çıkarmaya uğraşmaktı. Çok beğendiğim bir sanatçı var. İsmi Sean Galloway. Bu çalışmalara başlama sebebim aslında bu adamın işleri oldu biraz. Bu adamın yaptığı şey tam karikatüre girmiyor. Biraz daha animasyona yakın. Sean Galloway'in çalışmalarına baktığımda referansa bakıp ortaya çıkardığı karakterler beni çok etkiledi. Bana lazım olan şey de biraz buydu. Çünkü seçtiğim konular genelde stilize çizimlere uygun. Realistik olarak yaptığım tek şey portre. Onu da işin aslı çok severek yapmıyorum. Bakın bu karakterin gözlerini sadece nokta şeklinde yapmış. Ağzını normalden küçük, burnunu normalden biraz büyük yapmış. Tabii ki hepsi bilinçli tercihler ve çok iyi çalışıyor. Karaktere kattığı o duygu çok kuvvetli. Burada çizerin yapmaya çalıştığı aslında kolaya kaçmak değil. Orada kendi istediği şeyleri basitleştirmek, bilinçli olarak yaptığı o etkiyi ortaya çıkarmak. Adamın gıdığını yani suratın alt kısmını abartarak daha büyük hale getirmiş. Dudağını biraz daha açarak ve büyüterek duyguyu kuvvetlendirmiş. Bu çalışmalar gibi referansları kullanabildiğinizi düşünün. Bence bu mükemmel bir şey. İşte benim de bu tercihleri yapmayı öğrenmem referansları kendi vaat ettiklerinden daha da fazla kullanabilecek hale gelmem gerek. Arkadaşlar çizimde ilerlemek kesinlikle bir yolculuk. Bazıları roller coaster da der buna. İnişleri çıkışları olan bir şeydir. Bazı yerler hızlı, bazı yerler yavaş. İstekleriniz, hedefleriniz, yoğunlaştığınız şeyler sürekli değişiyor. Ve öğrenmek istediğiniz ne olursa olsun zor ve zamanınızı alıyor. Zamanımız ise kısıtlı olduğu için hangi yönde ilerleyelim, neyi öğrenelim, zamanımızı neye harcayalım bilmesi çok zor olabiliyor. Peki ne yapacağız? Herkesin çözümü başka olabilir ve bu bir insana çözüm olurken diğerine olmayabilir. Tabii ki kendi çözümüm ilk olarak disiplin ve çalışmayı öğrenmek. Çünkü çalıştığınız, çabaladığınız müddetçe ilerlemeniz durmayacak ve sonunda bir şekilde istediğiniz yola gireceksiniz. Gireceğiz. Gireceğim. Yani umarım. Videodaki çalışmaların sonuncusu olan Nick Fury çiziminde az da olsa yakaladığım şeyler olduğunu görüyorum. Mesela dudakları daha belirgin yapmayı seçmişim. Bence bu tercih pozu biraz daha kuvvetlendirmiş. Ama göz bandının burunla ve yüzle olan bağlantısını biraz zayıf yaptığımı düşünüyorum. Suratını hafif öne eğmiş. Benim bunu abartmam gerekirken daha düz çizmişim mesela. Bu da olmamalıydı. Olmamalıydı. Hayır. Ama zaten çalışmalar bunun için yapılıyor. Bu şekilde çalışmalarımı da inceleyerek artıları eksileri kontrol etmek mümkünse eleştiri almak da çok iyi zaten. Evet Nick Fury ile size veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımı beğeniyorsanız arkadaşlarınıza önermeyi, abone olmayı unutmayın. Sean Galloway'i merak ettiyseniz onun da Instagram'ına bakabilirsiniz.
kendisi çok beğendiğim bir çizerdir. Ayrıca benim de adreslerime bakabilirsiniz. Hepsi genelde Rolento. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Mikrofonun şu kısmına konuşmak her zaman daha iyi. Şu kısmına konuşmak biraz daha iyi olmayabilir. Abone. Of o ne? O nasıl bir çıktı öyle?